Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden 8. sekizincisindeyiz. Yani ne yapacağız? Yamuk ve deltoidi şöyle bir tekrar edeceğiz. Ardından soruları çözeceğiz arkadaşlar. Her zaman gibi hatırlatmamı yapayım. Ne yapıyorsun? Tekrarı dinledikten sonra soru kısmına geldikten sonra ne yapıyorsun? E, videonun açıklama video video neyse videonun açıklama kısmında e, şey var. PDF var. Boş bir PDF çıkart, oradan soruları üzerine çöz. Çözemediğin soruları bu dolup PDF'ten çözümüne bak. Oradan da anlamazsan yine videodan e, gerekli olan sorunun üstüne gelip oradan da çözümünü izleyebilirsiniz. Birincisi bu. İkinci söyleyeceğim şey de mutlaka Mep kazanım testlerini de çözün arkadaşlar. Ama Mep kazanımda bir mezun e, ileri e, bir mezun matematik var arkadaşlar. Bir de mezun da sayısal yeterlik Yani Mat 1 ve Mat 2 kısmı var arkadaşlar. Her ikisini indirip e, şey çözün. Bir de e, 10. sınıftaki yamuk dörtgenler konusunu çözmenizi tavsiye ediyoruz. Tabi orada e, dörtgenler 1, dörtgenler 2 diye geçiyor arkadaşlar. Biraz karışık. İsterseniz dikdörtgen ve kare bittikten sonra e, genel dörtgenleri şöyle bir tarayabilirsiniz. Sizin açınızdan gayet de güzel olur arkadaşlar. Evet şimdi yamuğun tekrarına başlıyoruz. Yamuk. Sa karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgene biz ne diyoruz arkadaşlar? Yamuk adını veriyoruz. İşte bu alt taban bu üst taban. Şu EF'ye biz ne diyoruz arkadaşlar? Orta taban adını veriyoruz. Orta noktalardan çizilen doğruya da orta taban adını veriyoruz arkadaşlar. Yamukla ilgili özellikler doğru açılardan beri biliyoruz zaten arkadaşlar. Şurası alfa ise burası nedir? 180 eksi alfa olduğunu doğru açılardan biliyoruz. Burası beta ise alfa ile beta arasında bir ilişki var mı? Yok arkadaşım. Burası da 180 eksi betadır. Doğru açılarda şöyle U kuralından dolayı bunu söyleyebiliyoruz zaten. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur inşallah. Sonra geldik orta taban Orta taban bilinmesi gereken özelliklerdendir. Zaten direkt... E Ort taban uzunluğu A artı C bölü 2'ye eşit oluyor arkadaşlar. Sebebi de çok basit zaten. Şuradan bir paralel kenar oluşturduğumuzda C ise burası da C burası da C. Buraya AXC kaldı. Burası da AXC bölü 2. Şu ikisini topladığımız zaman A artı C bölü 2 geliyor. Tamam bilmeseniz de kendiniz çıkartırsınız. Ama genelde biz ort tabanı kullanıyoruz arkadaşlar. Ve kolay direkt ort taban uzunluğu neymiş arkadaşlar? A artı C bölü 2'ye eşittir. Bilinmesi gereken şeylerden biridir arkadaşlar. Sonra geldik şuraya. Hocam köşegenler çizildiğinde orta taban şu aradaki parça. İşte bunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sebep zaten sen bunu kendin ispatlarla çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Hocam nasıl bulacağım bunu? Şuradaki üçgene bakar mısın? Şurada bir orta taban var mı? Var. C ise burası nedir? C bölü 2. Aynı şekilde şuradaki üçgende de bir orta taban var mı? Var. Yine C ise tersten burası da orta taban oldu mu? Oldu. C bölü 2. E hocam bunun tamamı zaten orta taban A artı C bölü 2 burası. E burası da A artı c bölü 2 deyip sonra şuradaki x uzunluğunda zaten x artı c bölü 2 artı c bölü 2 eşittir. A artı c bölü 2 deyip sonuca ulaşırsın. Ki bununla ilgili sorular geldiği zaman zaten rahat bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar bunu. E, sayılar olsa daha rahat bir şekilde bulunabiliyor. Hiç merak etmeyin. Bunu özellik olarak bilmenize gerek yok. Geldik 4'e. Ne diyor? Yamukta paralel, kenar, paralel kenarlar arasındaki uzaklığa yamuğun yüksekliği denir. Evet. Buradaki yükseklik, buradaki yükseklik, şuradaki yükseklikle aynıdır. Buradaki yükseklik de aynıdır. Hatta dışarıya çizilen bu yükseklikle de yine nedir? İki paralel doğru arasında olduğu için her yerde aynıdır arkadaşlar bu yükseklik. Özellikle alanda çok işimize yarayacak arkadaşlar. Geldik şuraya. O bu ne? A çarpı C bölü A artı C diye bir formül var. Ezberleme gerek yok. Niye gerek yok hocam? Hemen ispatını yapayım size burada. Gerek yok. Bunu ezberleme diye de şuraya yazayım. Ezberleme. Çünkü arkadaşlar hep söylüyorum ÖSYM bir soru sordu ondan sonra kitaplar bunu formül olarak vermeye başladı. Ya gerek yok. Gerçekten gerek yok. Arkadaşlar niye? Çünkü şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var hocam. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam C'ye A. O zaman yaz. Hocam burası CK ise burası nedir? AK'dır. Şimdi şuraya baktığın zaman C bölü C artı yani CK bölü CK artı AK şurası mk bölü a'ya eşit oluyor. Aynı zamanda şuradaki şeyi yazmasam mı böyle? Şimdi burada c'ye a oranı oluyor dedik değil mi? Evet. Aynı şekilde şunlarda c'ye a oran varsa burası da c'ye a orandır. Burası da c'ye a orandır. c m -E c c c t'ye a t diyelim arkadaşlar buraya. Neyse bunu dedikten sonra benzerlikten zaten hocam şurası A değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar şurada benzerlikten dolayı hop şu bölü şu. Şu bölü şundan dolayı e, C bölü C artı A yaptı. Şu bölü şuna eşit olacak. Aynı şekilde C bölü C artı A şu bölü şuna eşit olacak. O zaman bunların birbirine eşitliği oradaki iki tanesinde iki temel orantıyı kullandığımız zaman çıkıyor zaten. Peki buradaki formül nereden geliyor arkadaşım? C bölü C artı A. Bak şimdi C bölü C artı A eşittir. X bölü A'ya eşit değil mi? X bölü A'ya eşit. İşler dişler yaparsak X neye eşit oldu? A çarpı C bölü A artı C'ye eşit oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani özellikle bak şimdi ben ispat yaptım. İspat biraz zor gelebilir. Sayılar olsa işimiz daha kolay. Büyük ihtimalle bununla ilgili soru zaten işte testlerde arasında vardır. Soruların arasında vardır. Biraz sonra onu da göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra geldik şuraya. Şunlar paralel olduğunda bunu da yazıyorum şuraya. Ezberleme. Gerek yok. Ben bunları vermemdeki amaç şu ispatlarını kullanıyoruz zaten arkadaşlar. Arkadaş şunlar birbirine paralelse siz ne yapacaksınız burada? Hatta biz burada sayılar olduğu zaman arkadaşlar şurada da oranlama olduğu zaman atıyorum burası 2K burası 3K olduğu zaman atıyorum. Bir paralel kenar oluşturursunuz böyle C hocam burası burası da C buraya x eksi C kaldı burayı da A X C kaldı. Şunun tamamının oranı x eksi C bölü A X C gördünüz mü? E, ya, da, ya da düzenleyerek de buradaki formülde elde edebiliriz arkadaşlar. Yalnız bunda formülize etmenize gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir şekilde formül kullanmanıza gerek yok. Şu bölü tamamı e, X8C bölü axc kullandığımız zaman zaten olay çıkacak arkadaşlar. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunu bir soruya çevireyim isterseniz. Atıyorum burası 2k, burası 3k ve burası kaç olsun? 4 olsun ve burası da kaç olsun? 24 olsun. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Hepiniz çoğunluğunuz biliyor. Buradan buraya bak. 4'ten 24'e 20 artış değil mi? Bakın 5K'da 20 artış var. Şurası 5 gibi gözükmüş şöyle. Arkadaşlar bakın oradan çok da rahat bir şekilde çıkıyor. 5K'da 20 artış var. O zaman K'da artış ne olur arkadaşlar? K'da artış 4 olur. Şuradan şuraya 2K yok mu arkadaşlar? Evet. O zaman 2K'da artış da 8 olur. O zaman X de buradan ne yapar arkadaşlar? 4 artı 8'den direkt 12 diye de bulabilirsiniz. Ya da temel orantıdan da yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Genelde bu yöntemi de gösterdiğimiz zaman biraz şeye kaçıyor. Pratik bir yönteme kaçıyor aslında ama bu yöntem genelde akılda kalıyor. Buradan yapıyorsunuz. O yüzden bunu da yani belirtmek istedim yani açıkçası. Pratiklik sağlıyor yani açıkçası bize. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Temel orantı yapıyoruz arkadaşlar. Yani şuradan bir paraya kenar oluşturuyoruz. Yamukta özellikle açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse paraya kenar oluşturmak en güzel yöntemlerden biridir. ve Oranlamalarda varsa yine temel orantı oluşturmak için yine paraya kenarı çiziyoruz arkadaşlar. Sonra geldik dik yamuğa. Hocam dik yamuk çok basit. Dik yamukta yapacağınız hamle belli arkadaşlar. Hop şuradan bir dik çizersiniz olay biter. Diki çizdiğiniz zaman C ise C, H ise H. Buraya A, X, C kaldı dersiniz ve burada pisagor bantısını uygularsınız. Evet dik yamuk yamuğun bütün özelliklerini taşıyor mesela alan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 falan filan. Dik yamukta köşegenler birbirine dikse ne oluyormuş arkadaşlar? H kare eşittir A çarpı C. Ispatlarından bir tanesi de bu. Bakın köşegenler dikse biz normalde içeride paraya kenar oluşturuyoruz. Ama köşegenler dik kesen dörtgenler de genelde dışarıdan paraya kenar oluşturuyoruz arkadaşlar. E 90 ise burası da 90 yaptı. C ise burası C yaptı. Bakın dikten dik çizildi. Öklüt bağıntısı. H kare eşittir A çarpı C geldi. Ya da burada ne yaparsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya alfabetalara daldığınız zaman şu üçgenle şu üçgende benzerlikten de yine h kare eşittir a çarpı c geliyor arkadaşlar. Yine sorularımızın arasında bununla alakalı bir şey vardır. Soruların arasında daha rahat bir şekilde görürüz. Ama e, köşegenleri dik kesen dörtgenlerde genelde dışarıya doğru paraya kenar oluşturmakta bizim işimizi baya bir görüyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hatta ben konu anlatımında da buna da yer vermiştim. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk da arkadaşlar e, ee, üçgen gibi düşünebilirsiniz. Taban açıları birbirine eşit. Alfa ise alfa. Burası beta ise burası da nedir arkadaşlar? Beta. Hatta burası ne oluyor? 180 eksi alfa oluyor. O zaman burası da ne olur? 180 eksi alfa olur. İkiz kenar yamukta yapmanız gereken iki temel yapı var arkadaşlar. Birincisi şu. İkiz kenar yamuk gördüğünüz zaman ya köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar ya da şu dikmeleri çiziyorsunuz. O dikmeleri çizdiğimizde iki parçaya ayırıyor sağlı sollu arkadaşlar. Bakalım burada vermiş mi? O özelliği vermemiş. Köşegenlerin birbirine eşitliğini söylememiş burada. O zaman biz köşegenler birbirine eşittir diye de söyleyelim arkadaşlar. Neymiş? Köşegenler birbirine eşit. Yani şurada o özelliği niye yazılmamışsa burada. Bu önemli bir özellik aslında arkadaşlar. İkiz kenar yamukta köşegenlerin birbirine eşitliği gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Onu da yazalım. Tabi o olmazsa olmaz. Evet ikiz kenar yamukta. Şu köşegen bir, bir tanesi. Şöyle çizeyim. Bu köşegen bir tanesi. Diğer köşegen de bu köşegense arkadaşlar. Bu köşegenler ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Hatta köşegenler birbirine eşit ya. Kendi çapında ayırdıkları yerler de yine ne oluyor arkadaşlar? Birbirine eşit oluyor. O yüzden biz ikizkenar yamukta ya köşegen çiziyoruz ya da şu dikmeleri çiziyoruz. Peki bu dikmeleri çizdiğimizde ne oluyor? Bakın bu ikizkenar kenar yamukta arkadaşlar. Bakın çok önemli bu. Bu ikizkenar kenar yamukta bu dikmeleri çizdiğimiz zaman hani taban açıları birbirine eşit ya. Alfa 90 burası beta, alfa 90 burası beta. Şu üçgenle şu üçgen eş oldu. O yüzden şu parçalar birbirine eşit oldu. Sakın ama sakın AXC bölü 2 diye ezberleme bunu. Sakın ezberleme. Niye? Sen burada şunları şöyle yapınca şu parçaların eşitliğini eşitken dolayı biliyoruz artık. Dikmeleri çizdin. Şu parçalar eşit. Yukarısı c ise burası da c. E bunlara da ne? a c kaldı. a c bölü 2. a c bölü 2 diye ayırır. Formül olarak ezberleme. Zaten sayı olduğunda daha rahat bir şekilde bulacaksın. Mesela x kenar yamukta burası 4 ise burası da 10 ise atıyorum. Hocam burası 4. Bunlara 6 kaldı. Direkt 3 3 diye paylaştırırsın zaten. O yüzden bunu a x c bölü 2 diye ezberleyeyim deme sakın arkadaşım. Sakın ama sakın bu dediğimi de unutma. Evet, şu önemli bir şey değil arkadaşlar. Kendiniz de bunu bulabilirsiniz. İkiz kenar bukta kenarlarının orta noktaları birleştirildiğinde e, oluşan dörtgen eşkenar dörtgendir. Bunun sebebi nedir? Köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet hocam. Köşegenler birbirine eşit. Bir köşegen bu olsun diğer köşegen de bu olsun. Şimdi bu orta noktalarsa bakın dikkat. Şunlar orta nokta. Şunlar orta nokta. Şunlar orta nokta. Şu parçayla da şu parça birbirine eşit olsun. E şunlar eşit şunlar eşit. Ortabandan dolayı arkadaşım. Burası 2A ise burası ne yaptı? A yaptı. Hatta 2A ise burası da A yaptı mı? Yaptı. Hocam ee, köşegenler birbirine eşitti. Yani burası da iki ya. 2A ise burası daha yaptı. O zaman burası da A yaptı. Gerçekten de A A A A içerideki şekil ne oldu arkadaşlar? Eşkenar dörtgen oldu. Buna da özel olarak bir şey ezberleyin falan demeyin arkadaşlar. Gerek yok. Sonra geldik şuraya, yamukta alan, yamuğun alanı arkadaşlar alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Evet, yamuğun alan formülü, alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Aynı zamanda a artı c bölü 2 tanıdık geldi mi? Geldi. Ort tabandır, yani ort taban çarpı yüksekliktir de diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Yamukta alanla ilgili özellikler, köşegenler çizildiğinde yanaklar birbirine eşittir. Birinci özelliğimiz bu. Şu yanaklar birbirine eşit. Sonra ee, burada ispatını yapmış aslında ama ispatını da biz sorularda da kullanacağız arkadaşlar. Şu an önemli değil. Siz ya herhangi bir yamukta şu şekilde bir orta noktadan e, bir üçgen oluşmuşsa tam orta noktaya gelmişse bu alan tüm alanın yarısıdır. Geri kalan parçalarda tüm alanın yarısı oluyor ya ondan dolayı buraya AB dersen buraya da A artı B kalıyor ama bu alan yamukta hatta şöyle gösteriliyor genelde arkadaşlar. Şöyle. Ben de tam tersini göstereyim. Şöyle şöyle geldiği zaman şunlar da birbirine eşitse bu alan tüm alanın nesiymiş arkadaşlar? Yarısıymış. Böyle de olsa yarısı. Bu şekilde olsa da yine yarısı arkadaşlar. İspat da şöyle uzatarak şuradaki oranlamayı kullanarak yapıyoruz. İspat yöntemlerini zaten üçgende alan e, muhabbetini kullanarak biraz sonra sorularda göstereceğiz arkadaşlar. Sonra ne var? İkiz kenar yamukta işte şöyle bir formül verilmiş. Asla asla kullanma. Sorularda varsa da çok da rahat bir şekilde biz bunu yapabiliriz arkadaşlar. Sıkıntı yaşamazsın. Vay efendim alan artı haşkareye eşitmiş bilmem neye eşitmiş. Benim bu zamana kadar kullandığım şey değil arkadaşlar bu. Şu yükseklik haşsa haşkareye eşitmiş. Yani ben burada küçük bir ispat yapayım isterseniz size. Bakın arkadaşlar bakın. Dikkatli bir şekilde dinleyin burayı. Bir yamuk, ikiz kenar yamuk. Şurası haşsa bakın. Ee, tabii köşegenler dik kesiyorsa. Köşegenlerin dik kestiğinde burada açılar kaçar derece yapıyor? 45'er derece yapıyor değil mi? Yani o zaman burası 45 derece yapıyorsa şurada kaçı 45 derece olduğunda yani. Bu ne demek? Bu açı 45 derece olursa burası da 90 derece burası da 45 ise. Şurası haşsa burası da haştır. Hatta bazen 45 derece olmasa bile burası haş burası da x ise a, x kenar yamuğun alanına x çarpı haş diyoruz. E burada da x çarpı haştan dolayı haş kare olduğunu söyleyebiliyoruz aslında. Ama ben bu zamana kadar özellik olarak kullanmadım siz de kullanmayın. Niye hocam? Şimdi bu bir x kenar yamuksa arkadaşlar. Bakın şimdi bir soru mahiyetini de düşünün bunda. X kenar yamukta şu dikmeleri çiziyorduk biz. Çizdik dikmeleri. Çizdiğimiz zaman iki parçaya giriyordu. Yani şurası da a ise burası da nedir? A'dır. Buraya ne kaldı? H eksi a kaldı. Üst tarafta nedir? H eksi a'dır. Alt taban artı üst taban. Alt tabanımız h artı a artı üst tabanımız h eksi a. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz ne? H bölü 2. A'lar gitti mi gitti. 2H çarpı H bölü 2'den ne çıktı arkadaşlar? Alanımız H kare çıktı. O yüzden ezber mezber yapmaya gerek var mı arkadaşlar? Yok. Burada da böyle bir şey denmiş ama gerek yok arkadaşlar. Üçgen bilgileriyle falan sen zaten bunu çok rahat bir şekilde halledebilirsin. Geldik deltoide. Arkadaşlar deltoidde köşegenlerin dik kestiğini bil yeterli. Yani deltoidde de bizim olmazsa olmazımız. Köşegenler dik kesir. İşin gücün köşegen çizmek. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de sen çizeceksin. Ha açı muhabbetinde tamam eyvallah kullanmayabiliyoruz ama uzunluklarda falan işimiz gücümüz köşegen. Özellikle bir üçgen içine, bir yamuğun içine, bir dörtgen içine, bir dertü çizmişlerse köşegeni mutlaka mutlaka çiz. Hatta bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni hiç köşegen çizilmemişse bile yine bir köşegen çiz. Hangi köşegeni çizeceksin? Özel olan köşegeni çizeceksin. Özel olan köşegen hangisidir? AC köşegeni açı ortaydır. AC köşegenidir arkadaşlar. Simetri eksenidir. İki eşit parçaya ayırır. Alt ve üst olmak üzere arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu ispatlayayım ben size. Köşegenlerin dik kestiğini bildiğin zaman. Hani e, tabanları aynı olan iki tane ikiz üçgen ya arkadaşlar. Bu özellikleri tek tek göstereyim. Hocam burası açı. Buradaki açı A açısıysa bu açı da A açısıdır. Bu açı B açısıysa bu açı da B açısıdır. Tabanı taşıyan açı e, köşe, köş, köşelerin olduğu açılar birbirine eşit oldu. Birinci özelliğimiz bu arkadaşlar. Tamam. Yani D açısı ile B açısı birbirine eşit oldu. Verilmiş mi burada? Verilmemiş. Biz de buraya yazabiliriz arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz D açısı ile B açısı birbirine eşit. Tabanı taşıyan köşelerin olduğu açılar birbirine eşit arkadaşlar. Köşegenler dik kesiyor arkadaşlar. E, İspatı da çok basit zaten. Bir yükseklik çizsen iki eş parçaya bölecek, kenar ortayı çizsen yükseklik olacak doğrusal olduğu aşikar. Tamam sen köşegenlerin dik kestiğini biliyorsun arkadaşım. Köşegenlerin dik kestiğini bildiğin zaman e, Hocam ikiz kenar üçgen ya bu şimdi. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? İkiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır arkadaşlar. Bak bu iki eş parçaya böldü. Köşegenlerinden bir tanesini yani tabana ait tabanı taşıyan köşegen Ne oluyor arkadaşlar? İki eş parçaya ayrılıyor. Ee, ikizlerin tepe açılarından çizilen köşegen ne oluyor? Açı ortağı oluyor. Çünkü niye? İkiz kenar üçgen özelliğinden dolayı geliyor. E Bu açı orta oldu. Bu da açı orta oldu. İşte bu AC köşegeni yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen simetri ekseni en önemli köşegendir arkadaşlar. Hiçbir köşegen yoksa bile biz bir köşegen çizeceğiz. O köşegende hangi köşegen? Simetri ekseni olan köşegen arkadaşlar. Sen köşegenlerin dik kestiğini bildiğin zaman diğer özellikler kendiliğinden zaten çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Köşegenler dik kesir, Benzer benzer verilmiş verilmiş bilmem ne verilmiş falan filan işte. alanı alanında arkadaşlar köşegenleri dik kesen herhangi bir dörtgenin alanı zaten köşegenler çarpımının nesidir? Yarısıdır arkadaşlar. O yüzden direkt AC çarpı BD bölü 2 şeklinde zaten bunu söylememize bile gerek yok ama yine de ne olur ne olmaz yazalım. Ya da sen buradaki üçgenlerin alanlarını tek tek bulabilirsin tabii ki. Ve böylelikle arkadaşlar tekrarımızı yaptık. Şimdi sorulara başlayacağız. Ama sorulara başlamadan önce yine ne diyoruz? Videonun açıklama kısmında boş PDF var. Çıkart, bütün soruları sen kendin çöz. Çözemediğin zaman dolup PDF'ten çözümüne bak. Oradan da çözemezsen hemen videodan e, soru e, soru neredeyse tahmin artık bulabilirsiniz arkadaşlar. Soru neredeyse oraya gelip tıklayıp oradan da çözümü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Birinci soruyla şimdi sorulara başlayalım isterseniz. Evet burada ne demiş arkadaşlar düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgenin bir iç açısının kaç derece olduğunu biliyoruz çünkü tekrarımızda yaptık 120 derece. Arkadaşlar burası da 120 derece. E, buradaki açılardan dolayı şu açıyı bulabiliriz artık biz. Şurada kaç kaç yapıyor? 120, 115 daha 235 yapıyor değil mi? Ben işlem yapayım da işlem hatası yapmayayım. Şu ikisinin toplamı 235 yaptı. 235'ten şeyi çıkartırsak 125 derece geliyor. Evet burası 125 derece geldi. Ve ABCD bir yamuksa. kısa. Karşı kenarlar birbirine paralel ya. Şu ikisinin toplamı 180 yapacak. Yani buraya kaç derece kaldı? 55 derece kaldı arkadaşlar. Sonra 105 ise şu ikisinin toplamı 225 yaptı arkadaşlar. 225 ise buraya da kaç derece kaldı? 360'tan 225 çıkartırsak 135 derece kaldı. Buraya 135 derece kaldı. Şu ikisinin toplamı da 180 olduğundan buraya da kaç derece yapar? 45 derece kalır arkadaşlar. Alfa eksi beta isteniliyor bizden. Alfa eksi beta da ne yapar? 55 eksi 45'ten 10 derece yapar. Birinci sorumuzun cevabı işlem hatası yapmadıysak eğer 10 derece çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi <laughs> ne yapmışız? Şurada bir yamuk var. Evet bir yamuk B noktası etrafında ok yönünde belli bir açıda döndürülüyor. Arkadaşlar hep söylerim. Kalem örneğini de hep veririm. Kalem döndürdüğüm zaman kalem aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani bunlar eş şeyler arkadaşlar. Bazen eşitleri falan da böyle kullanıyoruz. Gerçi bu normal bir yamuk olduğu için kenarların eşitliğini falan büyük ihtimalle kullanmayacağız arkadaşlar. Ben bunu döndürmüşüm. Ne kadar döndürmüşüm? Ee, alfa derece döndürmemişim arkadaşlar. İşte buna göre alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşım bize. Ya ben bunu şurada kaç bakın. BC nereye gelmiş? Şuraya gelmiş şu kadar döndürdüysem veya de bakın şuraya gelmiş şu kadar döndürme açısı. Döndürme açıları burada da aynı burada da aynı olacak. Peki şimdi şurada kaç 35 derece verilmiş burası da 35 derece. Burası 125 derece ise burası da kaç derecedir arkadaşlar 125 derecedir. Sonra 125 ise şu açı kaç derece yapar arkadaşlar tamamı. Bu açının tamamı şöyle 125'i 180'e tamamlayanı yani 55 derece yapar arkadaşlar burası. E 35 derecede vermiş burayı. E, ben buradaki 35 dereceyi de kullanacağım. Arkadaşlar e, gerçi ben bunu döndürdüğüm zaman kalem aynı kalem mi? Aynı kalem. E, açı da aynı açı mı? Aynı açı. Yani burası 50, 50 55'i bulmamıza gerek yokmuş. Ay konuşamadım ya. Burada kaç? 125 ise burada kaç da 125 derece değil mi? Evet. Olay bitti. 125, 35 daha kaç yaptı? 160 yaptı. O zaman buraya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı. Yani şu, bu sorunun çok da bir esprisi yokmuş arkadaşlar. Döndürdüğümüz zaman açı aynı açı. Cevabımız 20 çıktı arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Evet bir yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse ne yapıyorduk arkadaşlar? Paralel kenara oluşturuyorduk. Hop paralel kenara oluşturalım. 4 ise burası nedir? 4'tür. Hocam 130 ise burada kaçı? 50 derece. E biz paralel kenara oluşturuyorduk. Şunlar paralel. E hocam 50 ise yöndeşitten dolayı burası da 50 derece yapar mı? Yapar. 50 derece. 50 80 daha 130. Buraya da kaç derece kaldı? 50. A ikizkenar kenar çıktı. Yani burası da 7. Toplamda burası kaç yaptı arkadaşlar? X uzunluğu da 4 artı 7'ye eşit oldu. Yani 11'e eşit oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı da 11 yaptı. Unutmayın açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse hemen ne yapıyoruz? Paraya kenarı oluşturuyoruz. Şimdi AB artı C'de isteniyor. Evet C'de C buraya da A diyecek olursam Konu anlatımında da söyledim. Köşegenler dik kesmiş. Ve AC köşegeninde 12, BD köşegeninde 16 olarak vermişler. Köşegenleri dik kesen bir yamukta. Normalde yamukta biz ne yapıyoruz? İçeriden paralel kenar oluşturuyoruz. Ama bakın şekli çok kötü bir şekilde bölüyor. Hiçbir işimize yaramıyor arkadaşlar. O zaman ne yapmamız lazım bizim? Özellikle köşegenleri dik kesen bir yamuk gördüğünüz zaman tabii ki dışarıdan paralel kenar oluşturmak en mantıklı harekettir arkadaşlar. Dışarıdan paralel kenar oluşturduğumuz zaman şunlar paralel ya o zaman arkadaşlar şu da şuna paralel. C ise burası. C yaptı. Bakın AB artı CC. Yani şurayı A artı C soruluyor bize. E şunlar paralel. Paralel kenar oluştu burada. Şöyle baktığımız zaman şurada bir paralel kenar oluşturduk zaten biz. Amacımız oydu. 12 ise burası nedir arkadaşlar? 12. E bunlar paralel olduğundan dolayı 90 ise burası da 90 derece. A burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. O zaman cevabımız da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 20 çıktı. Köşegenleri dik kesen yamukta hemen dışarıdan paralel kenar oluşturun arkadaşlar. Geldik 5'e. Evet ne verilmiş bize? Şu orta taban. Şu orta taban olarak verilmiş arkadaşlar. E, tamam 7 artı 3 bölü 2'den. Bu yamukta da orta taban olmadı mı arkadaşlar bu? Çünkü paralel olduğunu biliyoruz. 7 artı 3 bölü 2'den 10 bölü 2'den burası 5'tir. E, hocam burası da 5'tir. O zaman şuradaki yamukta da x'i bulabilirim artık ben. Bu yamukta da bir orta tabanı kullanacak olursam. Yani x artı 2 bölü 2. x artı 2 bölü 2. Neye eşit olmak zorunda? 5'e. O zaman x artı 2 buradan 10'a eşitse x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. Evet 5. sorumuzun cevabı da 8 çıktı. Geldik 6. soruya. Arkadaşlar yamukta açı ortaylar nasıl kesişir? Dik ve orta taban üzerinde kesişir. Biz bunu paralel kenarda da söylemiştik. Yamukta da devam ettiriyoruz arkadaşlar. Özellikle yamukta biz bunu çok kullanıyoruz gerçekten. Hocam açı ortaylar sebebi nedir? Hocam şunlar zaten a a b b diyecek olursak 2 a artı 2 b 180 a artı b 90. Burası 90 derece oldu. Paralel çizdiğimizde de Z'den dolayı nokta açısı eşit, eşit burası, da, da burası eşit oluyor arkadaşlar. Oradan dolayı geliyor. Ama biz özellikle açıortaylar ortaylar nasıldır? Dik ve ort taban üzerinde kestiğini hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta 90'dan çizilen kenar ortaydan dolayı muhteşem üçlü de geldi buradan. E o zaman burası 5, burası 5, burası da 5. E bu orta taban çizgisi. Orta taban uzunluğu da nedir arkadaşlar? X artı 2 bölü 2 eşittir 5'ten. O X de buradan kaç buluruz yine? 8 birim olarak buluruz arkadaşlar. Geldik 6'ya. Evet bir formülümüz vardı değil mi? A çarpı C bölü A artı C diye bir formül vardı. Ama kullanacağız mı? Kullanmayacağız. Niye? Bak sayılar bize belli ediyor. Bak dikkat et. Şurası 2 iken burası kaç arkadaşım? 6. E burada bir şey var mı arkadaşlar? Kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3. Yani K ise burası nedir? 3K. Hocam burası da A ise burası nedir? 3A. Tamam. Şimdi ben neyi kullanacağım? X'i. Hocam X'e baktığım zaman paralel vermiş zaten. Şununla şu paralel vermiş. A şu ikisinin paralelliğine baktığımda temel orantı var mı arkadaşım? Var. Yani A bölü tamamı. A bölü 4A eşittir. X bölü 6 yapmak zorunda arkadaşlar. Buradan 6 bölü 4 eşittir x oldu. Yani x'i de buradan kaç bulduk? 3 bölü 2 olarak bulduk arkadaşlar. 7. sorunun cevabı da böylelikle 3 bölü 2 çıktı. İspat yani şeye gerek yok. Formüle gerek yok. Üçgen bilgiline zaten sonuca ulaşırsınız. <laughs> Geldik şuraya. Evet şeydeki bahsettiğim her özellikten soru koymaya çalıştım arkadaşlar. Bakın CL uzunluğu K, BL uzunluğu 3K. Evet CL uzunluğu K, BL uzunluğu 3K. CL uzunluğu K iken İlk önce burası 3K. Kısa yoldan yapacağım arkadaşlar. Ee, kısa yolunda göstermiştim. Buradan buraya 8'den 20'ye kaç artış var? 12 artış var. Kaç K'da? 4K'da. 4K'da 12 artış varsa K'da artış nedir arkadaşlar? 3'tür. E buradan buraya da K var zaten. K'da artış 3 ise burası da 8 artı 3'ten cevabı kaç buluruz? 11 buluruz arkadaşlar. Genelde bu yol daha çok hoşunuza gidiyor ve buradan yapıyorsunuz hep arkadaşlar. Evet çözüm yöntemi bir tanesi bu arkadaşlar. Ama ne yapalım biz bir de normal yolla çözelim arkadaşlar. Oranlamalar varsa özellikle temel orantı ve kelebek çok işimize yarıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki paralel temel orantı oluşturacağız. Şöyle bir paraya kenar oluşturursam ne çıktı arkadaşlar? 8 ise burası da 8 burası da 8. Yani buraya ne kaldı? 12 kaldı. Buraya ne kaldı? X 8 8 kaldı. A temel orantı. Şunlar da şu birbirine paralel ya. Hocam şunun şunu oranı. K bölü 4K eşittir. X 8, 8 bölü 12. X 8, 8 bölü 12'ye eşit olacaktır arkadaşlar. O zaman X de buradan ne gelir? 11 olarak gelir arkadaşlar. Evet 8. sorunun cevabı da 11 çıktı arkadaşlar. Evet paralellikler var. Oranda varsa ne vardır? Tabii ki benzerlik. Üçgende benzerliğin önemini anlayın arkadaşlar. Bak Kenan Bey uzunluğu 3K, Ali Kara uzunluğu K. Ali Kara uzunluğu neredesin? K. Burası ne? 3K. Şimdi verilen her bir bilgiyi kullanacağım arkadaşlar. Bak şuradaki 3K'ya K'yı kullanalım arkadaşlar. Aa ben buradaki 3K'yı K'yı nasıl kullanacağım? Şunlar birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Evet. Şu paralelliği kullanalım. Şu paralelliği kullanacak olursak. Arkadaş 3'e bir oran varsa o zaman diğer kolda da 3A'ya A oran var mıdır? Vardır. E hocam x isteniyor benden. A x'in x'e baktığın zaman 12 de verilmiş ya. Şurada da bir şey var mı? Kelebek benzerliği var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran da 1'e 3. 1'e 3. Yani x ise burası ne olmak zorunda? 3x olmak zorunda. 3x eşittir 12'den. X'i de buradan kaç buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 4 çıkar. Ve istesek biz bununla ilgili bir formül üretebiliriz arkadaşlar. Ama gerek var mı? Gerçekten gerek yok. Yani sen kendin kelebek benzerliğinden ve teman orantıdan zaten bunu bulabilirsin. Evet. Şu soru benim sorulardan. Şimdi bazılarını genelde arkadaşlar acilin arasını kitaplarından aldım. Çoğunluğu öyle. Ee, bazı soru yapılarını bulamadığım zaman da kendi önemli gördüğüm yerlerdeki soruları da kendi kitabından da aldım arkadaşlar. Kendi konu da. Ee, burada da olması gerekiyor yani açıkçası. Şimdi arkadaşlar oranlamalar verilmiş bize. Bu oranlamaları yazalım. Burası 3K burası 2K. Ee, A uzunluğu 2K ED uzunluğu 3K olarak verilmiş. Ve EF uzunluğu <laughs> şurası A iken e, BF uzunluğu da 3A olarak verilmiş. Şimdi oranlama olursa özellikle yan tarafta oranlama varsa Oranlamanın olduğu yerden ne yapıyoruz? Siz genelde arkadaşlar dışarıya doğru uzatıp kelebek benzerliği oluşturuyorsunuz. Evet ama kelebekler iç içe giriyor. Paralel kenarda da ben bunu zaten söylemiştim. Böyle yapacağınıza ilk etapta içe doğru kısa çizgi paraleli çizin arkadaşlar. Oranlamanın olduğu yerden. Amaç kelebek oluşturmak. Kelebek oluştu mu arkadaşım? Hop şurada bir kelebek oluştu. Temel oranta oluştu mu? Oluştu tabii ki. Bak burada da bir temel orantı var. Yani 2K'nın 5K'ya oranı eşittir. Şuraya n diyeyim. N'in 10'a oranına. N'in 10'a oranına. E buradan 5'teki katı 2 katı o zaman burası 4 yapacak. N'i 4 bulduk. Kelebekteki oranda 1'e 3 değil mi? 1'e 3. 4 ise burası da kaç yapar o zaman arkadaşlar? 3 katından dolayı 12 yapar. Tamam. E özellikle yan tarafta böyle oranlamalar olduğunda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İçe doğru paralel çiz. Olay bitsin. Ve geldik 11'e. Yine aynı şekilde alan da sorulsa, oranlamalar varsa alan da açacaksın kardeşim. Hiç öyle özellik özellik arama. Tamam. Şunlar eşit olmuş olsaydı bu alan tüm alanın nesiydi arkadaşlar? Yarısıydı. E bunun da ispatı şimdiki yapacağım şeyden e, şeyden çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Ebenin uzunluğu k iken yaz ebenin uzunluğuna k'yı. Hocam şurası k iken c -E 2k 2k'yı da yazdık şöyle. Şimdi yazdık bunu. E, arkadaşım benim buradaki oranlamayı kullanmam lazım. DC uzunluğu a iken e, DC uzunluğu A iken burası da 2A olarak verilmiş arkadaşım. Tamam bunu da yazdım. Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Alan ADE'yi de kaç vermiş? 20 vermiş. Şimdi bizim amacımız neydi arkadaşlar? Şu oranlamanın olduğu yerden ne yapıyoruz? Yan tarafta oranlama varsa içe paralel çiziyoruz. Kelebek oluşuyorsa eyvallah oluşmadıysa dışarıya doğru oluştur bunu. Sakın ama sakın bunu unutma. Dışarıya doğru oluşturduk bunu. Şu 2A'yı sileyim. Şu 2A'yı sileyim isterseniz. Tamam şurası A iken şurası 2A olduğunu şöyle göstereyim. E ee, kelebekteki oran çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kelebekteki orana şöyle bir bakacak olursak. Kelebekteki oran kaça kaç? kaç? 2'ye 1. Aa hocam 2'ye 1 oran olacak. Tamam olsun. A ise burası A bölü 2 olacak. Niye ben şeyle uğraşıyorum ki? O zaman ben buraya 2A diyeyim. O zaman burası 2A ise... Burada da 1'e 2 oran olduğundan burası da ne oldu arkadaşlar? 4a diyeyim ki sıkıntı yaşamayayım. Yani rasyonel sayı ile uğraşmayayım. Şimdi kelebekteki oran 2'ye 1 mi? Evet, 2'ye 1. O zaman burası 2a ise burası ne oldu? a oldu. Yani ben aslında burada DC'ye ne dedim arkadaşlar? 2a diye değiştirdim. O zaman burası 4a oldu arkadaşlar. Şimdi kelebekteki oran şeyi yazdık. 2'ye 1 yazdın ama alan dağıtacağım belliyse ki alan dağıtma sorusu her yerdeki oranlamayı yaz. Bu dediğimi unutma. 2'ye 1 ya o zaman burası da 2 anken burası da ne olacak? N olacak. Peki şimdi alan dağıt bakayım. Kelebekte alan dağıtmaya başlarken 2 bölü 1 karesi değil midir arkadaşlar? 4 bölü 4 bölü 1'dir arkadaşlar. Yani burası 4 A iken burası A'dır. Yapılan yanlışlardan biridir. Hocam 2'ye 1 oran varsa alanlarda da 2'ye 1 oran vardır diyorsunuz. Hata. Bunu sakın ama sakın yapmayın. 2 bölü 1. Kelebekte ise 4 bölü 1'dir arkadaşlar alanlar oranı. Peki şimdi alan dağıt. A'da kalan A ise 4 A'da kalan nedir? 4 A. Sonra Hocam enlere göre alan dağıtacağım. Endeki alan sakın A'ysa 2 endeki alan 2A demeyin arkadaşlar. N'den 2 ene dağıtırken tepe noktası A değil mi? Evet. N'deki alan 5A'ysa A'ya kadar gelene kadar. 5A'ysa 2 ndeki alan da 10A'dır. E hocam 10A'yı biz kaç bulmuştuk? 20. Yirmi. 20'ye eşit. A'yı buradan kaç buluruz? 2. Alan ABCD isteniliyor bizden. Alan ABCD isteniliyor. Alan ABCD'ye de baktığımız zaman arkadaşlar 10, 14, 18 A mı yaptı? Evet. Evet. 18A isteniyor. A da 2 olduğundan dolayı cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 36 çıkar. Evet 11. sorunun cevabı böylelikle 36 çıktı. Bakın alan dağıtma sorusu. Yani üçgenden yapılıyor. Biz burada bir tek neyi kullandık? Yamuğun tanımını kullandık. Karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasını kullandık. Başka da bir şey kullanmadık. Yani ondan sonrasında hep üçgen üçgenvari özelliklerle sonuca ulaştık arkadaşlar. Geldik 12'ye. Evet 12 ne demiş? ABC'de 35 birim kare olarak verilmiş. Alan ABC'de. Burada da ne verilmiş? 8 tane birim kare verilmiş. Birim kare. Bir kenarı nedir arkadaşlar? Bir birimdir. Yani şurası bir birim. Bir birim. Bir birim. Bir birim. Bir birim. Bir birim. Yani o zaman bizim yamuğun yüksekliği kaç yaptı arkadaşlar? Şöyle sayacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5 birim mi yaptı arkadaşlar yamuğun yüksekliği? Evet. Şimdi AB uzunluğu nedir diye soruluyor. E burası 1 bir birimse şurası zaten 3 birim. AB uzunluğu da zaten X. Alt taban artı üst taban. Yani X artı C. C dediğimiz burası kaç birim zaten arkadaşlar? 3 birim. Birim karelerden dolayı. Alt taban artı üst taban. X artı 3. Çarp yükseklik böl 2. Kaçmış arkadaşım? 35'miş. Şunlar şunlar sadeleşti. 7 kaldı. O zaman X artı 3 eşittir. 2 e, kere 7 14 ise X'i de buradan kaç buluruz? 11 olarak buluruz arkadaşlar. Yani 12. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 11 çıktı. Tamam mı? Güzel bir soru arkadaşlar. Birim karelerle yüksekliği falan gizliyor. Kenarları gizliyor. İşte oradaki kenarları sen yazacaksın. Mesela 3 birimi. E, yükseklik de zaten şurası. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 birim olduğu belli arkadaşlar. Şuraya kadar kısım. Şöyle göstereyim. ondan sonra soru çıktı arkadaşlar. Geldik 13'e. Aslında bir dikdörtgen içerisine şöyle Üçgenlerle ilgili bir şeyler yapmışlar ve yamuk oluşmuş arkadaşlar burada. Hmm. Yamuk oluşmuş burada. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bu yamuklarda ben şu uzunlukları bulursam olay bitti arkadaşlar. Uzunlukları bulmam lazım. Aa hocam şuradaki paralelliklere bakacak olursak ya da ilk önce şunlara bakacak olursak. Şunlar birbirine eşit. Şurada bir orta taban çıktı mı çıktı. 12 ise burası nedir? 6. 12 ise burası 6 olduysa buraya da ne kaldı? 6 kaldı. Güzel. Şimdi benim nereyi bulmam lazım? Şurayı. Şurayı bulamıyorum arkadaşlar. Çünkü şurayı bulamıyorum. O zaman şuraya yoğunlaşayım. Bakın şu paralelliğe bakacak olursak. Hocam şu paralel, şu paralel, şu paralel değil mi? A şunlar da birbirine eşit. Yani burada 1 bölü 3 oran var. Burası da 12 ya. 1 bölü 3 eşittir. A bölü 12'den. A'yı kaç bulursun? 4 bulursun. Şurayı 4 buldun. Tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Hocam şurayı da bulalım. Buradaki oran da arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 2 bölü 3 değil mi? 2 bölü 3 eşittir b bölü 12'den 4 katı 4 katı b'yi de buradan 8'i buldun? Ya da şurada bir orta taban var zaten hocam. 8 şu şekilde diyebiliriz. Evet bunlar birim karelerde Karenin kenarları da kaçar birim arkadaşlar? 12'şer birim. Evet şimdi boy alanlar toplamı. Şu alan nedir? Alt taban artı üst taban. 8 artı 6. Çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğin neresi arkadaşım? Şurası değil mi? Evet bu yükseklikte kaç zaten? Burası da 12 Değil mi arkadaşlar? Yükseklik dışarı düşmüş sadece. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 alandır. Artı şu alanda alt taban artı üst taban yani 8 artı 4 çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğim de zaten 12 bir de bölü 2. O zaman bu kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. 14. 6 ile 14'ü çarpma 6 kere 4 24. 84 yaptı. 84 artı. Şununla da şu sadeleşti. Işte 6. 6 ile 12'nin çarpımında da 72 yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşlar? 156 olarak bulunuyor. Yani 13' sorumuzun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Hmm. S1 ve S2 isteniyor. Alanlar ilgili olan verilmiş arkadaşlar. O zaman ben ne yapacağım? e, ee, alan dağıtmayla işin içinden gidemem maalesef. Çünkü e, S1 alanı alan dağıtarak da gidebiliriz aslında. Şöyle ki hocam şunu şöyle çizdiğimiz zaman ya da şunu şöyle çizdiğimiz zaman hocam. 3'teki alan 3A diyebiliriz mesela bakın. 3'teki alan 3A, X'teki alan XA o zaman. Ters düz üçgenlerde alan dağıtabiliriz arkadaşlar. E hocam diğerinde de şöyle bir şey dağıtsak. O zaman tepe noktaları aynı ya. 3'teki alan 3A ise 10'da kalan 10A diyebilir miyiz? Evet. E hocam şurada da alan dağıtalım o zaman. Hop şöyle. Çift çizdeki alan 10A ise kalan alan 10A diyebiliriz. Bakın. A sonra 10'daki alan 20A ise 2 katı. 2'deki alan da 2 katı 4A yapar. Şimdi S2 dediğimiz kaç yaptı? 10, 20, 24A yaptı. 24A neye eşitmiş arkadaşlar? 3 çarpı S1'e. 3 çarpı S1 de 3A artı XA'ya eşit arkadaşlar. O zaman buradan 24a eşittir 9a artı 3xa yaptı. Attık bunu buraya 15a eşittir 3xa yaptı. A'lar nanay oldu. 3x 15 ise x de buradan kaç bulduk? 5 bulduk. Birinci çözüm yöntem bu. Oranlamalarla alan dağıtıp sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Ama siz büyük ihtimalle şunu daha çok seveceksiniz. Ben bunu siliyorum arkadaşlar. Aynı sonucu bulacak biz bakalım. Aynı sonuç dediğimiz ne arkadaşlar? Ee, sonuç 5 tamam. Sonucu 5 bulacak mıyız bakalım arkadaşlar. <laughs> Şurayı yazayım da. Sonuç 5. Şimdi arkadaşlar bu alan nedir? S1 alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yükseklik dediğimiz şurası. Hocam bunun yüksekliği şurası. A şuradaki yükseklikle buradaki yükseklik aynı değil mi arkadaşlar? Evet. Yani şurası haş iken burası ne oldu? 2 haş oldu. Şimdi S2 alanını yazalım. Alt taban artı üst taban. Yani 10 artı 2 çarp yükseklik yani 2 haş bölü 2 eşittir. 3 tane S1. Alt taban artı üst taban yani 3 artı x çarp yükseklik bölü 2. Evet. Bölü 2'ler gitti mi gitti. Haçlar gitti mi gitti. O zaman burası 12. 12 ile 3 sadeleşti. Ne kaldı? 4 kaldı. 4 kere 2 8 eşittir 3 artı x'ten. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Evet cevap zaten ilk etapta da yine 5 bulmuştuk. Buradan da yine ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Örnek 14'ün cevabı arkadaşlar. Geldik örnek 15'e. Ne demiş? Bunlar birer yamukmuş arkadaşlar. Hmm. Şu açı ortaylığı vermiş. Bir de alanlarla ilgili bir şey deniliyor bize. Alan dağıtabilir miyim arkadaşlar? Açı ortayla ilgili alan dağıtmayı nasıl yapabilirim? Açı ortay. Valla o zaman yükseklikten gitsek sanki daha iyi olacak. Evet. Ha, şuradan bir yükseklik çizsem arkadaşlar. Bak bunların doğrusal olduğunu bilmiyorum. Sadece bir yükseklik çizdim. E hocam bunun yüksekliği haçsa buradan çizilen bunun yüksekliği de haç olmaz mı? Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. o zaman olay bitti. Alan BFC. BFC alt taban artı üst taban. 5 artı 1 çarp yükseklik bölü 2 bölü alan D alt taban artı üst taban 7 artı 2 çarp yükseklik bölü 2 yükseklik yine h bölü 2 h bölü 2'ler gitti mi gitti 6 bölü 9 yaptı cevabımız 6 bölü 9 da nedir 3'e bölsen 2 3'e bölsen 3 yani cevabımız 2 bölü 3 çıkar arkadaşlar geldik şuraya Alan ABC'de 96. Aha da eşitlik verilmişse tamam işimiz kolay arkadaşlar. Eşitlik verilmişse hop şu üçgen oluştururum. Bu üçgenin alanı tüm alanın nesidir arkadaşlar? Yarısıdır. E tüm alanı bize kaç vermiş arkadaşım? 96. O zaman burası da 48 yapmalı. Yani X çarpı 12 bölü 2 eşittir 48'si. O zaman x de buradan kaç gelir arkadaşlar? 8 gelir. Eşitlikle de ilgili alan hikayesi buydu arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Geldik bir sonraki soruya. Bu düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Düzgün beşgen şöyle eşitleri koyalım arkadaşlar. Peki. Burası kaç derece? 108 derece olduğunu söyleyelim. Sonra FKL açısı 40 derece. Bu nasıl birmiş? E, FM, ML, LK. FM, ML, LK. Hmm. Arkadaşlar ikiz kenar yamuk. Yani burası da 40. E hocam şu eşitliği de kullanmam lazım benim bir şekilde. Yani şurası şöyle şöyle şöyle. Heh. Tamam. He, şu kenar, şu kenar ve şu kenar eşit. Tamam şimdi kullandım. Şurada ekstradan bir x kenarlık çıktı arkadaşlar. Tamam olay bitti. Arkadaş 40 ise burası nedir? 140'tır. Hatta tepe açıları da birbirine eşittir. Ya da 40 ise burası da nedir arkadaşlar? 40'tır. 140'tır. O zaman burada kaçı da 140 çıktı. Şimdi dikkat edin. 140 la bunun toplamı 248. 360'tan 248'i çıkarttığım zaman. 2 burası 112 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Şurası 112 yaptı. E burası da alfa. 2 alfa ile 112'nin toplamı da 180'e eşit olduğundan şuradaki üçgenden 2 alfa da buradan 68'e eşit olur. Alfa'yı da buradan 34 derece olarak buluruz. 17. sorunun cevabı böylelikle 34 çıktı. Bu eşitliği kullanmam lazım dedim. Sonra bu şekilde baktım. Aa şu eşitleri yazınca şurada da x kenarlık kendiliğinden çıkıverdi arkadaşlar. Evet örnek 17 cevap 34 çıktı ve geldik örnek 18'e. Aşağıda ABCD EF A B düzgün altıgen etrafına özdeş alttan ikizkenar yamuk, ikizkenar yamuk. Bak. 6 ise 6, 6 ise 6, 6 ise 6, 6 ise 6, 6 ise 6. Özdeş ikizkenar yamuk. Alfaysa, alfa ise alfa, alfa ise alfa, alfa ise alfa diye devam edeceğim ama eee <laughs> özdeş ikizkenar yamuk çizilmiştir. Karşılıklı kenarlarda birbirine paralel. Tamam. Şuradaki açılar birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. E şurası 120 dereceyse. Hocam 240 kaldı bunlara. Bunlar da 120 120 yaptı. E o zaman burası 120 120 ise alfa dediğimde kaçar derece yaptı arkadaşlar? 120 ise 60 120 ise 60. Yani açılarımız açılarımızda kaçar derece oldu? 60'ar derece oldu. Hatta büyük de arkadaşlar kenarlar birbirine eşit düzgün altıgen oldu mu arkadaşlar? Evet, büyüğü de düzgün altıgen oldu arkadaşlar. Tamam. Çevre uzunluğundan kaç birim fazladır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Dikkat edin gençler. Burası 60 derece, burası 120 derece, burası 60 derece, burası 120 derece. 6 ise burası da 6 olarak bunu biliyoruz ve bizden çevresi isteniyor arkadaşlar. Çevreleri farkı isteniyor. Ne yapacağız hocam? Şu açılar ve kenar işin içine girmiş. Şurada bir paraya kenar oluştursam, şöyle bir paraya kenar oluştursam bakalım güzel bir şey çıkacak mı? 60 ise burası da nedir? 60. A 60 60 ise burası da 60 oldu. Yani eşkenar üçgen eşken, eşken çıktı. 6 ise o zaman burası da 6 ise burası da 6, burası da 6 oldu. Peki hocam burası da 60 derece oldu mu? Oldu. <laughs> sonra 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 sonra. Hocam, 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 hocam başka ne yapmalıyız burada? Başka ne yapmalıyız burada? Hocam şurası da 60 derece. Şunun da devamı buraya denk gelecek ama onu o şekilde mi ispatlasam? Nasıl ispatlasam ben size bunu ya? Tamam, buradan bir şey gelmedi. Paralel kenar oluşturarak bir şey gelmedi. Özel açı var mı burada? Var. Hocam özel açı var ya şu özel açıdan dolayı 120 60 60 ya şuradan dik çizsek bir de ikiz kenar yamukta şu dikmeleri de çizebiliyorduk arkadaşlar. Buradan dik çizsek 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3'tür. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaçtır? 3'tür. Burası kaçtır? 3 köküştür. E buradan da bir şey geldi mi? Gelmedi. Özdeş ikizkenar kenar yamuk. Özdeş ikizkenar kenar yamuk. Hocam 60 ise 60. Buradan da bir şey gelmedi. Ha KLMNPR altıgenin çevre uzunluğu ABCDEF Altıgen çevre uzunluğundan kaç birim fazladır diye soruluyor zaten. A tamam o zaman arkadaş. Şuraya A dersen burası A mı? A. A dikkat et burası ne çıktı? A artı 6. Yani burası da A artı 6. Burası da A artı 6. Burası da A. Burası da A. Burası da A artı 6 diye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi büyük altıgenin çevre uzunluğu küçük altıgenin çevre uzunluğundan ne kadar fazladır? Büyük altıgenin çevre uzunluğu 6 tane A artı 6 var. Eksi küçük altıgenin çevresinde de 6 tane a var arkadaşlar. O zaman bu ne yaptı? 6a artı 36. Eksi 6a yaptı. Hop bala 6a'lar gitti. Cevap da 36 yaptı. Takıldığınız zaman soruyu okuyun arkadaşlar. Bakın soruyu okumadım. Soruda ben de takıldım. Ama sonra ne yaptım? Soruyu okudum. Gerçekten bu uzunluğu bulmama gerek var mıymış? Aa, yokmuş arkadaşlar. Soru sonradan kendiliğinden çıkıverdi. Evet 18. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 36 çıktı. Geldik 19. soruya. A köşegenler dik kesmiş. Arkadaşlar ikiz kenar yamuk. Hocam ikiz kenar yamuk. Tamam o zaman ikiz kenar yamuksa şu köşegenler ayrıyetten birbirine eşittir. Şurası da eşit burası da eşit. A ikiz kenar dik üçgen çıktı. 45 45 oldu. Hatta burası da 45 45 oldu. Hocam artık kafadan yapalım bazı şeyleri. 45 45 90 üçgende de 2 ise köküye böldüğün zaman burası da kökü burası da kökü. Hocam 8 ise 8 bölü köküden, bunlar da 4 kökü 4 kökü çıktı. Ne çıktı o zaman burada? Alan ABC'de isteniyor. İstersen üçgenlerin alanını tek tek hesapla, topla. İstersen köşegenler dik kesen bir dörtgen ya. Köşegenler çarpımının yarısıdır alan. Yani 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2 eşittir. O da kaç yapar? Kök 2 ile kök çarpımı 2. Buradaki şeyle gitti. Gel çözümde görün diye ben götürmeyeyim. Cevapta kaç çıktı o zaman arkadaşım? 25 çıktı. Evet. ikizkenar yamukla da ilgili şöyle bir e, köşegenlerin eşit olmasını kullandığımız bir alan sorusu arkadaşlar. Geldik 20'ye. A hocam ikizkenar kenar yamukta iki hamlemiz vardı. Ya köşegen çiziyorduk ya da şu dikmeleri çiziyorduk. Hocam şu dikmeyi çizsem en nefret ettiğim üçgen çıktı. Ne bu? 15, 75, 90 çıktıysa gittiğim yol yol değil. Sildim gitti. E, ne yapacağız hocam o zaman? Köşegeni çizelim. E, köşegeni çizdiğim zaman köşegenler nedir? Birbirine eşittir. Şu parçada şu parça eşit. Şu parçada da şu parça eşit. A 75 ise o zaman burada kaçı da 75. 75 75 150. Buraya kaç kaldı? 30 kaldı. Hocam bir köşegen 6 diğer köşegende de 6. Arasında kaçı da belli ise alan neydi arkadaşlar? Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşit değil miydi? Evet. Yani 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani 6 çarpı 6 çarpı 1 bölü 2 bölü 2'ye eşittir. 36 bölü 4'ten kaç çıkar arkadaşlar? Burası 9 çıkar. Evet cevabımız böylelikle 9 çıktı. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela bu soruda 75 derece değil de 60 derece olmuş olsaydı şu dikmelerden soru çıkardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? 75 derece olduğu için çıkmadı arkadaşlar. Geldik 21'e. Hmm. Evet cevap 6 ile 9'un çarpımı 54'tür. Doğru arkadaşlar ama ben yine de nereden geldiğini ispatlayayım. Böyle bir kural olarak veriyorlar arkadaşlar ama kural olarak ezberlemenize gerek yok. Hemen çizdin ki Çünkü x kenar nokta ya köşegenler çiziyoruz ya da şu dikmeleri çiziyoruz. Bu dikmeyi burada çizmek daha mantıklı. Çizdiğimiz zaman dikmelerin ayırdıkları yerler birbirine eşit. Ben buraya x dersem burası da x buraya 9 eksi x kaldı. Yukarısı da 9 eksi x yaptı. E ee, şimdi alt taban 9 artı x. Alt taban 9 artı x artı üst taban 9 eksi x çarp yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz 6 bölü 2. Yani x'ler gitti burada. 18 çarpı 6 bölü 2 yaptı. Hatta 9 çarpı 6 yaptı. Gerçekten de şu x kenar yamukta şununla şunun çarpımı direkt alana eşit oluyor arkadaşlar. O da 54 yaptı. İspatı ile birlikte size göstermiş olduk arkadaşlar. 21. sorunun cevabı böylelikle 54 yaptı. Geldik 22'ye. Hocam aç ortaylık varsa paralel kenarda yamukta bunu çok kullanıyoruz. Nedir? Z'ye dikkat. Evet ilk etapta Z'ye dikkat. Tamam ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Yani burası 10 burası da nedir? 10 birimdir. E dik yamukta ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki insan olan şu diki çiziyor kardeşim. Hop diki çizdik. E diki çizince ne geldi arkadaşım? Burası 8 burası 8. 8 10 ne üçgeni 6. A tamamı 10'du. Ne kaldı buraya? 4. 4 yukarısı da nedir arkadaşlar? 4 birimdir. Cevap 4 çıktı. Geldik 23'e. Formül olarak ezberleyenler x kare eşittir 2 çarpı 8'den yapabilirsiniz. Formül. Ben farklı farklı yollardan yapacağım arkadaşlar. <laughs> formül nedir arkadaşlar bu soruda? Formül neymiş? x'in karesi eşittir 2 çarpı 8'den. O zaman x'i kaç buluruz? 4 buluruz. Evet formül bu. Formülden bu şekilde yapabilirsiniz. Formülsüz çözüm yöntemi anlatmıştık. Şeyde de vardı ispat yöntemi. Paraya kenarı dışarıda oluşturuyoruz. Köşegenler dik kesen bir dörtgen de arkadaşlar. E, hatta burada burası da 90 derece oldu. 2 ise burası da 2 oldu. Gerçekten de x kare işte 2 x 8 bulunuyor arkadaşlar. Ya da arkadaşlar çok sıkıntı yaşarsak ne yapıyoruz? 90'ların 2'den ya fazla olduğu sorularda tabii ki alfabeteye dalıyoruz. Dal kardeşim alfabeye. Alfa, beta, alfa, beta alfa beta. Alfa beta'ya daldıktan da sonra bir sürü üçgen benzer çıkıyordu. Bakın, birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü hepsi. Sonra Dördüncüsü bu. Beşincisi de bu. Beş tane üçgen mi var? Beşinde de kullanacağız mı? Hayır. Kenarları belli olan üçgenleri seçiyorduk. Mesela iki kenarı belli olan üçgen seçiyorduk. Bu üçgeni seçemem. İki kenar yok. Ama arkadaşlar şu üçgeni seçebilirim benzerlik için. İki kenar var. Sorulan x de kenardan sayabiliyoruz. Başka iki kenarı belli olan sekizlik üçgeni seçeceğim. O da 8'e x'lik üçgeni seçtiğim zaman olur arkadaşlar. Sarı üçgenle mavi üçgen benzer. Hadi bakalım. Alfanın karşısı ikinin. Alfanın karşısı x oranı eşittir. Sarı üçgenden başladık. Betanın karşısı x'in. Betanın karşısı 8 oranı. Bak işler dışlar. x kare eşittir. 2 çarpı 8 gerçekten geldi arkadaşlar. Formül x kare, x kare, x kare eşittir. 2 çarpı 8 arkadaşlar. X'i de buradan kaç bulduk? 4 olarak bulduk. Bu da benzerlik yöntemiyle yaptığımız çözüm yöntemi arkadaşlar. Yani üçgen olmazsa olmaz. Tabii ki. 23'ü böylelikle 4 bulduk arkadaşlar. Geldik 24. soruya. Evet. Bir yamuk verilmiş. Şurada bir kelebek var. Alan da aşikar çıkar arkadaşlar. Hatta eski 2 alanı çok saçma. Şurada şunu şöyle çizsek daha rahat olur. A yamukta. Şurada bir yamuk oluştu arkadaşlar. Bu büyü bir yamuksa karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E şurası da bir dörtgen yamuk oldu. Şuradaki alanlar da yamaklar da birbirine eşit diye direkt söyleyebiliriz. Ya da bu aklınıza gelmedi. Alan dağıt kardeşim. Kelebek var mı burada? Var. Hocam kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. O zaman bir dakika 2 bölü 3 oran varsa her yerdeki alan özellikle alan dağıtırken her yerdeki oranlamayı yaz. 2B'ye 3B'yi yaz. Bak dikkat et. Alan 4 bölü 9. Hep kelebekten başlamak en mantıklısıdır. 4 bölü 9. Peki hocam bundan sonrasında dağıt. 2A'da kalan 4A ise 2 katı. 3A'daki de 2 katı 6A olur. Hocam 2B'de kalan 4 aysa, 3B'de kalan da yine 6A olur. Gördünüz mü? Yan akmanın birbirine eşit olmasını bu şekilde de bulmuş olduk. Sonra ne yapacağız? A hocam 3'teki ve 1'deki şu 1'deki boşluk şurası değil mi arkadaşlar? 1'deki tepe noktası D noktası 3'teki alan kaç? 15A değil mi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman? Evet 3'teki alan 15 aysa, kaç katı? 5 katı. 5 katı o zaman burası da 5A olur arkadaşlar. S1 bölü S2 isteniyor bizden. S1'i 6A bulduk. S2'de kaç A? 11A bulduk arkadaşlar. Yani cevabımız 6 bölü 11 çıkar. Ve geldik 25. soruya. Evet. Konu anlatımında sanırım verdim ama burada tekrar da vermedim arkadaşlar. EF orta tabanmış. Tamam. Orta tabansa ne yapacağız hocam? Hocam şuradaki alanlar ne yapabiliriz burada? S1 ile S2. Normalde şöyle bir formül verdim. X'in karesi eksi 2'nin karesi bölü. 6'nın karesi eksi 2'nin karesi, karesi. S1 bölü S2'ye eşit diye verdik arkadaşlar. Ama biz Buradan mı yapacağız? Cık, tabii ki hayır. Nereden yapacağız? Aklınızda bulunsun. Şöyle bir formül var. Bununla ilgili formül var arkadaşlar. Formülü şöyle diyeyim. Formül şöyle bir şey varsa arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey varsa. Buradaki oranlamaları bilmiyoruz tabii ki. Şöyle bir şey varsa. 2 burası. Ee, pardon 2 demeyelim. C burası. A burası. X burasıysa. Burası S1 alanı. Burası da S2 alanıysa eğer. S1 bölü S2. Ay burada şey yapacağım ya. Formülü buraya yazmasak mı? Dur. Çözümü şimdi oraya doğru yapacağım ya. Şuraya yazayım isterseniz. Formül şu şekilde arkadaşlar. Formül. Şu şekilde bir formül var. Ha, bazılarınız formülcü olduğu için normalde ben sevmem ama yine de gösteriyoruz arkadaşlar. X, A ve C dedik buraya. O zaman burası S2. Burası da S1 ise eğer. S1 ise. S1 bölü S2 alanı neye eşittir biliyor musunuz? kareleri farkı. Bak S1 X ve C'ye C ait yamukta. Yani X'in karesi eksi C'nin karesi bölü A'nın karesi eksi X'in karesidir. Şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Formülümüz bu. Tamam mı? Şimdi ben bunu formülden yapmayacağım arkadaşlar. Nereden yapacağım? Peki. Şu orta tabanmış. Hocam ne yapsak burada? Ben burada bir paraya kenar oluştursam ama S1 ve S2 alanları parçalanıyor arkadaşlar. Yani sıkıntılı bir şekilde parçalanıyor. O yüzden bana bütünsel lazım. Bütünsel lazım olduğu için Normalde yapmadığımız yol bu dışarıya doğru da tamamlayabiliriz arkadaşlar. O zaman S1 ve S2 korunuyor. Bak benzerlik de var. Hatta orta tabandan dolayı 2 artı 6 8 bölü 2'den burayı kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Evet burası 4 çıktı arkadaşlar. Şurası 4 çıktı. Şimdi benzerlikte 2 bölü 4 olan mı var arkadaşlar? Evet. Şunun şunun oranı 2 bölü 4. 2 bölü 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 2 bölü 4'ün karesi. Hocam sadeleştirme olayı yapmazsanız sevinirim bunda. Çünkü burada kalan hep korunsun istiyoruz arkadaşlar. 4 bölü 16. Yani burası 4A ise tamamı 16A olacak. <laughs> Şuradaki 4A alanı korunsun istiyoruz. Çünkü 2 bölü 6 benzerlik oranı da var. Neyse 2 bölü 6 yine sadeleşiyormuş ama olsun. Siz sadeleştirme yapmayın özellikle e yamukta arkadaşlar. Ee, 2 bölü 4'ün karesi nedir? 4 bölü 16. 4A ise 16A yapacak. Yani buraya ne kaldı? 12A kaldı. Peki sonra Benzerlik 2 bölü kaç? 6. 2 bölü 6'nın karesi nedir arkadaşlar? <laughs> 4 bölü 36. İşte 4 A ise tamamı 36 A. E buraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? 20 A kaldı arkadaşlar. Sebep 16 A'sı buradaysa tüm alan 36 A ise buraya da 20 A kaldı. E S1 bölü S2 isteniliyor bizden. Bakın S1 bölü S2. S1 dediğimiz 12 A bölü S2 dediğimizde nedir? 20 A isteniliyor bizden. Cevapta ne çıkar arkadaşlar? 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 5. Yani cevabımız 3 bölü 5 çıkar. İsterseniz kareli farkı. 16 eksi 4, 12 bölü 36 eksi 16, 20. Bakın 12 bölü 20 kareli farkı. Kareli farkından da çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet örnek 25'i böylelikle Akçay bulduk arkadaşlar. Ve geldik Deltuit sorularına. Şimdi Deltuit. A D ile AB birbirine eşit denilmiş. AD ile AB birbirine eşit verilmiş. Ve otomatikman deltoid olduğu için bunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Deltoid'de bak açısal muhabbet var burada arkadaşlar. Tabanı taşıyan açılar birbirine köşe taban taşıyan açılardaki köşegendeki açılar birbirine eşittir. Beta ise yani burada kaç beta olacak. E dörtgen iç açılar toplamı tabii ki 360. Topla o zaman 60 eksi alfa beta 90 artı alfa Yaz yazalım. 60 eksi alfa artı beta artı 90 artı alfa artı bir tane daha beta var. Eşittir kaç yapmalı? 360 yapmalı. Alfalar nanay oldu mu? Oldu. Buradan 2 beta geldi. 90 60 daha 150. 210'a eşit oldu. Betayı da buradan kaç buluruz? 105 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet. 26. sorunun cevabı 105 çıktı. Geldik 27. soruya. Deltoid'de işimiz gücümüz neydi arkadaşlar? Köşegen. Çiz kardeşim köşegeni. Çizdin köşegeni. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Tamam. E hocam köşegenler dik kesiyor. Bir de bu ikiz kenar. Şunlar da ikiz kenar ya. Bak şimdi. İkiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. E, bu da açı ortalamak zorunda. Aynı şekilde buradan da diyebiliriz. Ya da <laughs> Şimdi bu x kenar üçgen ya. x kenar üçgen olduğu için burada açı 45 derece. Burada açı da 45 derece oldu. 45 90 ise burası da 45 oldu. Burası da 45 oldu. E burası çizgi ise burası da çizgi oldu. A x kenar dik üçgen. E, burası 4 bölü kök diyebiliriz. Ya da x kenar dik üçgenden dolayı 4 ise 4. 4 kök yapacak. Yani bunlar 2 kök 2 2 diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman burası da 2 kök 2. Tamam 6 kök 2. O zaman buraya 4 kök kaldı. E artık burada bir pisagor. Pisagor 2 kök 2 4 kök 2 1'e 2 oran var. Şu x isteniyor bizden. 1 e, 2 kök 5 üçgeni yani 2 iki kök 2'nin kök 5 katıdır arkadaşlar burası. O da 2 kök 10 çıkar arkadaşlar. 27. sorunun cevabı da 2 kök 10 çıktı. Geldik 28'e. Evet. İşimiz gücümüz köşegen. Özellikle ve özellikle üçgen içine falan da koyarlar. Köşegen çizin. Deltoid neresi verilmiş arkadaşlar? Şurası deltoid verilmiş. E tamam üçgen içine koymuşlar. Olsun. Köşegen çiz. Hangi köşegen? Özel olan köşegen. Simetri ekseni olan köşegen. Hocam bunun simetri ekseni olduğunu nereden biliyorsun? DF ile DE birbirine eşit ya. Şunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da eşittir. Bu tepe açılarına çizilen köşegen simetri eksendir. Yani şu açı ortaydır. Şu da açı ortaydır. Bak bu köşegendeki açı ortay aynı zamanda üçgende de açı ortay oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bir de bize 3K verilmiş. 2K verilmiş 6K. AF'ye de K vermişler. AF uzunluğu K iken burası da K oldu. BF uzunluğu 3K. EC e, uzunluğu da 2K. Hocam şu açıortay doğrusu oldu mu? Oldu. Açıortay doğrusu olduğundan dolayı kollardaki oran tabanda da olacak mı? Olacak. Koldaki oran 4K bölü 3K. O zaman burası 4X ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 3X olacaktır. Hemen şu şekilde yazalım. 4X ise burası 3X olacaktır. E, DC bölü yani 3X bölü. Evet BD isteniyor bizden. 4x isteniyor. Cevabımız da kaç çıkar arkadaşlar? 3 bölü 4 çıkar. Evet 28. sorunun cevabı böylelikle 3 bölü 4 oldu. Geldik 29'a. Bu sefer de yamuğun içine koysun. Koymuşlar. Hiç önemli değil. Arkadaşım koy şöyle bir deltoid'i göster kardeşim şöyle bir. Hop deltoid mi bu? Deltoid. Hocam deltoid. İşin gücün köşegen. Bunu unutma. O zaman ne yapıyorsun? Hop. Ama bu bu köşegen bir simetrik seni bilmiyoruz. Şu eşitlere bakalım mı bakalım. AD ile şu parçayla AE birbirine eşit O zaman otomatikman bunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. İşimiz gücümüz köşegen. Hop köşegen. Simetri ekseni olan köşegen bu. Aynı zamanda açı ortaydır. Hocam nokta açısı nokta açısı. Hocam nokta açısı nokta açısı. Çizgi açısı çizgi açısı. Aa hocam bak açı ortay. Evet, paralel kenarda yamukta açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin demiyor muyduk? Evet. Burada Z yapamam ama burada şununla şu paralel ya. Şurada Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı mı yaptı. Yani şu bir ikizkenar üçgen oldu. Yani burası 9'sa burası da 9. Yani buraya ne kaldı? 5 kaldı. Aa hocam burası da 5 yaptı. ABC'de yamuğunun orta taban uzunluğu isteniliyor bizden. O zaman hocam 9 ve 5 alt taban ve üst taban. Yani 9 artı 5 bölü 2. Yani 14 bölü 2'den cevap kaç çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. 29. sorunun cevabı da böylelikle. Denizli çıktı arkadaşlar. Ve geldik 30'a. Şimdi bak işin gücün köşe gen Unutma. Ee, bir de AC'yi 24 vermişler. Oo AC'yi 24. Tamam. Köşegeni bir çizelim arkadaşlar. Delto ise. Deltoid ise. Deltoid'de köşegenler dik kesiyor. Ve... AB ile AD birbirine eşit. Otomatikman yukarıdakiler de birbirine eşit. Şu ikiz kenarda çizilen yükseklik bu tabanı iki parçaya böldü mü böldü. Ah hocam dikkat. Bunu boşu boşuna vermemişlerdir. Hocam bu kenar ortay bu da kenar ortay. Ne oldu burada? Ağırlık merkezi oldu. Bakın eski üçgen var. konular yine karşımıza çıkıyor. Ağırlık merkezi burası. Yani burası A diyecek olursam burası ne oldu? 2A oldu. Aynı şekilde kenar ortay kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi oldu. Burası B iken burası ne oldu? 2B oldu. Şimdi AC'yi vermiş bana. Hop şurası. 3A artı 3B'yi kaç vermiş? 24. A artı B kaç çıkar arkadaşlar? 8. KL uzunluğu isteniyor benden. KL uzunluğu da zaten A artı B arkadaşım. Yani A artı B uzunluğu da böylelikle kaç çıktı? 8 çıktı. 30. soru böylelikle Akçay çıktı arkadaşlar. Ve geldik 31. soruya. Aha ne yapmış burada? Böyle bir şey yapmış. E ve F bulutlu kenarların orta noktaları bu bir deltoid. Şimdi AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Tamam. AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Otomatikman bunlar eşitse bunlar da eşittir. Aa hocam köşegeni çizmek zorundayım. İşimiz gücümüz köşegendi zaten. Çünkü köşegen bir köşegen ve diğer köşegen uzunlukları verilmiş. Evet bir köşegenin uzunluğu kaç arkadaşım? Bir köşegenin uzunluğu Şu köşegenin uzunluğu Kaç verilmiş? AC 24 verilmiş. Diğer köşegen uzunluğu da bu. Yalnız tam bunların burada kestiğini bilmiyorum. Rastgele oldu arkadaşlar burası. Sakın burası dik oldu. Muhteşem üçlü eşit 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 yapmayın arkadaşlar. Çünkü bunların gerçekten burada kestiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Tamam Bu delta peki daha büyük olacak. O zaman şöyle bir buradan da geçebilir arkadaşlar. Onu da unutmayın. Neyse biz burada 24 verilmiş burası. Şurası da kaç verilmiş arkadaşlar? 10 verilmiş. Hmm. Benim şunları kullanmam lazım. Eşitler var. Eşitlikler olunca aklınıza ne gelir arkadaşım? Orta taban. E ne yapacağız? Hop. Bir orta taban çizgisini çizmeliyiz arkadaşlar burada. Şu ona ait orta taban çizgisini çizdim. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Şu kenarlarda iki eş parçaya böldü. O zaman burası 10'sa burası kaç yaptı? 5 yaptı. E hocam aynı şekilde şu 24 ise bunu da çizecek olursam bu da orta taban. 24 ise burası da kaç yaptı? 12 mi yaptı? Orta tabandan dolayı evet. Hocam köşegenler dik kesiyor. Yöndeşlikten dolayı burası da 90. Evet burası da 90. Z'den dolayı paralel ya bununla bu. Burası da 90 oldu. Ve burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Bir kenar 5. Diğer kenar 12. 5, 12, 13 üçgeninden. O zaman EF uzunluğunu da kaç buluruz arkadaşlar? 13 buluruz. Yani 31. sorunun cevabını da böylelikle Deniz'de bulduk. Ve tekrarımızdaki soruları da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, olay bitti o zaman. Yani Tekrarlarda 8. galiba. Yamuk ve deltoidi tekrar ettik arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. tekrarda yani 9. tekrar dikdörtgen ve karede. Çok güzel sorular var arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.